Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kalemden anlaşılacağı üzere size bir kalem oyası tarif edeceğim. Aparatımız kalem ve 22 numarada tığımızın numarası. Sizlere yine çok güzel, çok kolay şöyle bir model hazırladım bakın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ilmekleri kalemle yaptım. Üzerine de bu şekilde bakın küçük küçük çiçekler hazırladım. Çok tatlı, çok güzel oldu arkadaşlar çitiyle de uyumlu oldu. Bakın bazı modellerin bazı ara suyar bu şekilde güzel gösteriyor. Bazıları da bu üçgen trabzanla güzel gösteriyor. Ee, bu ilmek oyalarını tane kalpli oya yapmıştım bu şekilde. O mesela bu ara suyuna olmadı. Üçgen ara suyuna yapsam daha güzel olurdu. Akide şeker mesela öyle çok güzel durmuştu. Akide şekerinin yaptığım trabzanını o kalbi yaparsanız ilmekleriniz böyle kalıp gibi daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şimdi bir de tülbent üzerinde göstereyim. Bazen çok ışık vuruyor arkadaşlar. Şöyle rengi için. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce tülbentimin kenarlarını bu şekilde kişer zincir çekerek tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 2 tane çiçeğimin arasına bu şekilde 15 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Şöyle arkadaşlar ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın bu şekilde sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Veyahut da şimdi arka tarafı unutalım. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 ve 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir. Buraya ben trabzanıma kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Boş olan tığ battıya girdim. 2 2 alarak aynı şekilde bir trabzan yaptım. Yine bir zincir bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan. Şimdi bu ortadaki trabzanı kirpik yapacağım. Şöyle yuvamın altında kirpik çok güzel gözüküyor. Boş durmadansa kirpiğin gözükmesi çok hoş duruyor. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. 2 2 alarak yine boş olan tığ bir tane daha trabzan yaptım şimdi ilmeklerimiz için yuvamızı hazırladık 8 tane zincir 3 4 5 6 7 ve 8 ters tarafına çevirdim boş olan bu trabzanımın tepe noktasından giriyorum hemen bir zincir çekip düz tarafına döndüm yapmış olduğumuz 8 zincirli yuvaya sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle sık iğnenin üzerine bir zincir çekip ipimi uzattım. Kalemi alıp şöyle ilmeğimin ortasından geçirdim. Evet şimdi bu 8 zincirli yuvada ya bu şekilde 9 tane ilmek toplayacağız. Bakın dibinde 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen uzatıp aparatıma taktım. İkinci ilmeğimiz bu şekilde. Aynı şekilde dibinde iki tane zincirimi çekiyorum. 3 oldu. Şöyle. 4 Dibinde iki zincir. 5 Dibinde iki zincir. 6 Dibinde iki zincir. 7 divinde 2 zincir 8 ve 9 Şimdi arkadaşlar bakın emin olmak için şöyle bir sayalım 4 3 5 7 ve 9 bakın 9 tane ilmeği bu 8 zincirin üzerine bu şekilde ayarladık. Şimdi buraya arkadaşlar sık iğne yapıyoruz aşağı kaymasın diye bu şekilde bir tane sık iğnemi yaptım hemen sabitledim bakın buraya bu şekilde şimdi direkt bir defa tığımın ucunu doladım hemen yandaki boş tığ battıya giriyorum 2 2 olarak bir trabzan yaptım ara suyuna geçiş yaptım İlk önce göstermiştim başlarken aynı şekilde ikili trabzana 4 zincir ve kirpik olarak kapattım Arasına şöyle sıkıca bir zincir bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 Kapatıyorum bu şekilde. Dibine bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan. 1 2 3 4 ve 5 Hemen buraya kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Boş olan 2 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde 15 tane kirpikli trabzan yapacağım. 1 2 3 4. Kapattım bu trabzanın belini sık iğne ile sabitledim. Bir zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battığı şöyle 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bu şekilde aynı işlem devam edecek. Şöyle bakın kalemimizi kıvırdığımız an kolaylıkla çıkıyor 9 tane ilmeğimiz. Şimdi bu ilmeklerimizin üzerine çiçeklerimizi yapalım. Ben de şunu biraz ilerleteyim arkadaşlar. Ara mesafesi çitimiz. Evet şimdi dallarımızı ayırarak çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Bakın 3 tane ilmek, 3 tane ilmek bu şekilde ayırarak dal yapım işlemine başlıyorum. Bakın, bu şekilde. Bir sık iğne 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde sık iğne yaparak çiçeğim için yuva hazırlamış oldum. 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle ters tarafına çevirdim ilk sık iğnemin şöyle arasından girip ipimi buraya tutturuyorum bakın şöyle tekrar söküldüğü için deneyelim dibine bir tane zincir çekiyorum düz tarafına bu şekilde yapmış olduğumuz yuvayı çeviriyorum bakın bu şekilde bir zincirle sık iğne ile içine girdim üç tane zincir çekiyorum iki defa tığımı doladım Aynı yuvanın içine girip şöyle 2 2 ve 2 alarak tırabzan yaptım. 4 zincir. Bu tırabzanın içine sık iğne ile sabitleyip bir tane tomurcuk yapıyorum. Zincirimi kalıp gibi olması için sıkı sıkı çekiyorum. Bu 8 zincirli yuvaya kapatıyorum. 2 ve 3 zincir. Bakın ilk çiçeğimi bu şekilde oluşturdum. 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 4 zincir kapattım bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya giriyorum ve bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum aynı işlemi 3 defa yapıyorum bu 8 zincirli yuvamın içine 2 defa tığımı doluyorum şöyle bakın burası önemli arkadaşlar ipleri 2 2 alırken sıkı sıkı birbirine yakın yakın alırsanız böyle kalıp gibi duracak iğne oyası gibi 4 zincirimi hemen kapattım bu şekilde bir tane tomurcuk oluşturdum trabzanımın arasına 1 2 ve 3 zincir şöyle aynı yuvaya 8 zincir bu 3 tane çiçeğimize tam geliyor arkadaşlar bakın kenarlarına da muhakkak birer sık iğneyi unutmayın geçiş köprüsü olarak 3 tane zincir çekiyorum şöyle 3 zincirimi çektim 3 tane ilmek alıyorum üçünü birden şöyle buraya sabitledim bakın yine 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım yuva olarak 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 şöyle çeviriyorum bakın ilk sık iğnemin arasından girip 8 zincirimi bu şekilde buraya sabitliyorum bir zincir çekerek düz tarafına dönüyorum hemen dibine bir sık iğne bir zincirimi bir sık iğne ile buraya kapattım 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum Bakın, bu alış tarzı bu şekilde alırsanız kalıp gibi çok güzel duracaktır sıkı sıkı yani birbirine yakın 1 2 3 4 aynı işlem birinci yuvada ne yaptıysak diğer yuvalara da aynısını bu şekilde yapacağız şöyle 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 kapattım buraya sabitledim yine 3 zincir yine 2 defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 böyle yaptığınız takdirde hemen düzeliyor 4 zincir trabzana kapattım 1 2 ve 3 yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ikinci çiçeğimi de yine 3 zincir şu şekilde hemen bir tıkla ütüleyince de daha güzel kebap gibi oluyor arkadaşlar. Evet. Trabzanın üzerine 4 zincir kapatıyorum. Bu şekilde 3 zincir. Dibine muhakkak bir sık iğneyi unutmayın arkadaşlar hem bu çiçeklerimize destek hem de kalıp gibi durmasını sağlıyor. Yine 3 tane zincir. Son 3 ilmeğimi, son dalımı da bu şekilde alıyorum. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne, 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafından ilk sık iğnenin şöyle arasından girip sabitliyorum. Bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Hemen bir zincirimi bu yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir, 2 defa tığı dola yuvaya gir şöyle 2 2 ve 2 alarak bir trabzan 4 zincir kapatıyorum bu şekilde kirpik oluşturdum 3 tane zincir çekiyorum yuvama kapattım tekrar 3 tane zincir 2 defa tığımı dolayıp şöyle 2 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum. Trabzanımın arasına 3 tane zincir. 1 2 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 4 zincir. 4 zincirimi şöyle aradan girip kapattım. Tomurcuk. 3 zincir ve 8 zincirli yuvaya kapattım. Dibine de şöyle bir sık iğne yapıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Makasım burada arkadaşlar. Hemen kopardım. Evet, bakın kalıp gibi bir model hazırladık. Zincirleri sıkı çekerek şöyle sık iğneyle. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle Hemen ben e, bu kenar iplerini yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın. Hemen yakıp temizleyip geldim çok hoş, çok güzel oldu böyle çıtır çıtır dalların üzerinde açan çiçekler. Şöyle sizler için bu şekilde hazırladım bu ıı, şekil ıı, sık iğneli veya alttan böyle trabzanlı yuva yapılınca bu ara suyu çok güzel gidiyor bu çimen arkadaşlar şöyle Eğer kirpikli ise ıı, o zaman öbür ıı, üçgen trabzanlı olan ara suyu daha hoş oluyor ikisinin arasındaki fark bunu fark ettim Evet modelimiz bu şekilde çok hoş ve çok güzel oldu Şöyle tekrar bir de bu taraftan tutayım. Eğer ışık açısından parlaklık oluyor diye ve bir de türbentin üzerinde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bir de bu şekilde oyamın güzelliğini göstereyim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok hoş oldu şöyle. Birbirine de yakın yaptım. Siz arasını İstediğiniz aralıkta verebilirsiniz. Ben örnek amaçlı sizlere şöyle güzel gözükmesi için bu şekilde hazırladım. Siz istediğiniz Ben 15 tane yaptım. 15 de aslında fazla değil arkadaşlar da. Bazı arkadaşlar uzak seviyor sanırsam daha uzak yapabilirler tabii ki de. Evet. Şöyle tekrar Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.